Vermiş, çekmiş, gitmiş işte. Bir dakika, bir dakika. Senin mektup dediğin efenin mektubu mu? Başka hangi mektup olabilir? Yani sen bugün çantamı hiç ellemedin, öyle mi? Ne yapayım be ben senin çantanı? Ne evi bu bayağı? Ne diyeceğiz insanlara? Nasıl bakacağız insanların yüzüne biz? Diyecek bir şey yok. Madem kirletti kızı, alacak. Başka yolu var mı bunun? Alacak derken? Ya ben sadeşime ne diyeceğim? Söyle ona, o da unutsun kızı. Bu iş başka mesele. Hadi götürün onları arabaya. Ama abi benim çantam, kimliğim falan kamyonda ya. Ne yapacaksın şimdi kimliği? Nasıl olsa babam seni lupusuna geçirecek. Merkez 95-34. 95-34 dinlemede. Kayıp şahıs bulundu. İlçe merkez karakolda bekletiyoruz. Anlaşıldı mı? Tamam. Anlaşıldı, tamam. Oraya geliyoruz. Hadi gözümüz aydın. Deniz, bak her şey karşılıklı güzel. Ya sen bir başkasına, bir başkası seni severken bütün bu konuştuklarımız çok saçma. Dediğim ya işte, artık yırt gitsin. Pekala. Tamam. İstediğin oldu mu? Tamam. Sağ ol. Bak bu konuştuklarımız iyi bir tecrübe olmadı biliyorum. Ama bu mektubu o çantaya koyup tadımızı kaçıran kişi bunu ödeyecek. En azından bundan emin olabilirsin. Hoşça kal. O mektubun sende ne işi vardı ve neden koydun oraya? Ya niye hep beni suçluyorsun ya? Madem mektup aslında o koymuş olmasın oraya? Aslı böyle bir şey yapmaz, tamam mı? Aslı böyle bir şey yapmaz. Dün çantam buradaydı. Öncesinde bir şey yoktu. Sonra bir baktım mektup içinde. Hadi bak cevap ver, yoksa külahları değişiriz. Ya yeter artık ya, yeter. Sen beni şeytan Aslı'yı melek bil, tamam mı? Halbuki sen beni suçlarken ben sırf senin için vazgeçtim Almanya'ya gitmekten. Sırf senin Allah'ım, ben de bundan sonra Kızıl Kulu'na ilan aşk etmeyeceğime yemin ediyorum. Evlenme de teklif etmeyeceğim. Ne? Bunu tanımadan evlenme mi teklif etti? Abi yavaş ol, elinde kitap var. İkimiz de ağır voltaja vereceksin şimdi ha. Ben sizden kurtulamayacak mıyım? Anneannesiyle kalıyor. Adı Mine. Ya, demek ex aşkın. Peki, ne oldu da ayrıldınız? Ya, mesafe uzak olunca olmuyor tabii Deniz'ciğim. Ben de rahat durmadım tabii. O da ne yapıp edip kaçıyor. Havalandan beni arıyor, sürpriz hesabı. Sonra? Sonrası, ben duştaydım. Benim o gece takıldığım hatunlardan bir tanesi açıyor telefonu. Ben sevgilisiyim diyor. O da bir garip yani. Hani iki gecede nereden sevgilim alıyorsa Mine'de de film kopuyor tabii ki. O da havaalanından geri dönüyor öyle mi? Ya galiba uçağı da mı kaçırmış, ne olmuş? Gerisin geriye dönüyor. Bir daha da ne aradı ne sordu. Size sınavım iyi geçti dedim ya. Aslında... Aslında ben o sınavı kaybettim anne. Buraları sana çok yaramış. Bırakır mısın lütfen Mert? Hiç sırası değil. Anlatacak mısın şu işi artık? Seni çok özledim. Seni gerçekten çok özledim. Ya Mert bırak ya, istemiyorum artık seni. Ya biz ne konuştuk seninle? Bunun için mi geldin sen buraya? Gel bakalım Osman. Beyefendi oğlumuz kim? Deniz yabancımız değil. Aslı'nın çok eski arkadaşı. Allah bozmasın, benim de evladım sayılır. Neyse canım, nerede kalmıştık? Ne diyorduk biz? Efendim, diyeceğimiz şu. Oğlumuz görmüş, beğenmiş. E biz de beğendik. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle oğlumuz İsmail'e, kızınız Aslı'yı istedik. Ne? Aslı'ya mı? Ne?
Aslı'yı mı? Hayırdır? Biz yanlış bir şey mi söyledik? Yok, şaşırdık. Aslı'yı mı dediniz siz? Aslı'yı dedik. Niyetimiz neyse onu söyledik. Aslı olmaz dedirdiniz mi siz? Deniz tamam bir sakin ol bir dur. Ya duymuyor musun ne diyorlar ya? Aslı sen ne diyorsun ya? Abisi misin babası mısın? Ne karışıyorsun? Karışırım tabii. Sen utanmıyor musun 17 yaşında kıza göz koymaya? Bunun daha okulu var, uzmanlığı var, pratisyenliği var. Zuhal Hanım ne pratiği ne uzmanlığı? Ne diyor bu oğlan Allah'ını seversen? Ya sen konuşmadın mı bu insanlarla? Salih ne diyor bu oğlan Allah'ını seversen? Efe, oğlum sen bu masada konuşmadın mı sınavım iyi geçti demedin mi bize? Şimdi ne demek oluyor bu? O an olayın da sıcaklığıyla ne diyeceğimi ne konuşacağımı bilemedim anne. Ama sonra uzun uzun düşününce saklamanın bir alemi yoktu. İnanamıyorum sana Efe. Sonuçta bize yalan söyledin. Neden? Ya sence neden anne? Ha? Yani sence neden? Böyle olmasını ben mi istedim? Hem sen olsan ne yapardın? Ya sen baba? Yani düştüğüm o zor durumda hayatta adam olabilmekle ilgili her an ensemde boza pişirirken benim psikolojim ne haldeydi hiç düşündünüz mü? Bizi yalnız bırak Şükran. Salih bak yangına körükle gitme. Bu çocuğun böyle olması da senin de kabahatin var. Şimdi sırası değil. Şükran lütfen. Şu evde sen benim aklımı koru ya Rabbim. Of. Sen aklımı koru ya. Ya bakın onu ben çağırmadım buraya. Kız öldüreceğim seni kız. Gözünü seveyim. Tabancam. Gözünü seveyim Osman Bey. Dilaltın nerede? Bak beni rezilliler yardım edin. Osman Bey öksür gözünü seveyim. Yahu bir dakika bir durun bir yanlış anlaşılma oldu herhalde. Ne yanlış anlaşılması Zuhal Hanım? Asıl yanlış anlayan sizsiniz. Biz istemeye gelecekler deyince Canan'ı zannettik. Canan mı? Bu kat kız mı? Ayol şu körpecik oğlumun ne işi olur senin evde kalmış kızınla? Ya bir dakika sen ne dediğinin farkında mısın ya? Bak o ağzını topla çok fena olursun. Anne ne diyor bu? Bir şey söyle şuna ya. Doğru dedim. Evde kalmışsın işte. Hanım hanım ben kızlarıma laf söyletmem. 17 yaşında kıza göz koymuşsunuz. Hangi devirde yaşıyoruz? Açtırmayın benim ağzımı. Güzel söyledin Hafize teyze. Az bile bunlara. Ay siz şebeke misiniz ayol? Bir kız isteyelim dedik. Bir dayak yemediğimiz kaldı. Bak hala konuşuyor ya. Hala konuşuyor anne. Ne dayak yiyeceğiz anne? Bizim elimiz armut topluyor. Ben zaten uyuz oldum. Alıverim şunu aşağıya. Ne diyorsun sen be sübyancı sapık? Ne dedin sen? Bir daha söyle bakayım. Duydun sen de söyledim. Çıksana dışarı herkes. Tamam. Ne var lan? Anne şunları bak. Ya. Ne yapıyorum? Anne. Baba. Biz ya. Bakıyorum unutmamışsın. Bravo. Ya siz nereden çıktınız şimdi? E baktık senin geleceğin yok. Bari biz gelelim dedik. İyi etmemiş miyiz? Sen aylardır görme etme şu karşılamaya bak. İçeri buyur etmeyecek misin kızım? Hem insan babasına böyle mi davranır? Yavrum. Hoş geldin. Hoş geldin. Geçenlerde evi terk ettiğinde bir mektup bırakmışsın. Haberim var yani. Evet var. Üstelik her satırını tek tek okudum.